İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Bekir Ağar'dır. Hoş geldin Bekir. Merhaba abi. Merhabalar. Bıraktığımız yerden devam edelim diyorum. En son 2018 yılında seçim öncesi ve seçim sonrası yapmış olduğumuz programlarda kaldığımız yerden. Şimdi geçen yıl 10 yıllık KONDA araştırmanın verilerini yayınladınız. Hı hı. Çok değerli bir veri ambarını kamuoyunun dikkatine sundunuz. Evet. KONDA interaktif başlığı doğru. altında. Nasıl orada, bilgi? Orada iki tür şey var. Hatta üç tür veri var. Bir tanesi 2008-2018 hayat tarzı araştırmaları üzerinden değişimler. Bir tanesi bizim KONDA barometresi diye 9 yıldır kesintisiz olarak dünyada ilk olduğunu sanıyorum. Kesintisiz olarak her ayın birinci cumartesi pazarı evlere giderek bir farklı konuda derlediğimiz verilerden oluşturulmuş bir veri havuzu. Üçüncüsü de Türkiye demografisi. Türkiye demografisi, ben bunu sıkça altını çiziyorum ve görüyorum ki birçok tartışmada hala Türkiye'nin gerçek demografisine bile çok hakim değil insanlar ya da siyaset yapıcılar ya da şirketlerde yöneticiler. Yani Türkiye 81.780.000 km². Kendi gözlediğimiz 2 milyonluk veya 3 milyonluk bir dünyadan ibaret değil. Değil, evet. Dolayısıyla Türkiye demografisine dair orada veriler var. İlgi oldukça yüksek çünkü bizim bir, yani verileri kamuoyuna açmak kadar bir karakterimiz ya da tercihimiz de var. O da şu, verilerimiz akademik çalışmalara açık. Evet. Dolayısıyla akademinin yararlanması. Çok fazla akademisyen o verileri indiriyor ya da gelip henüz açılmamış olanlar varsa onları ofisimizden alabiliyor. Dolayısıyla hani biz kendimizi bir üniversitenin araştırma enstitüsü gibi konumlamaya çalıştığımız için o açıdan da mutlu oluyoruz. Evet, yani. Bütün bilgi bu bilgilerin üretmek, tabii akademiye yararlanmak isteyenlere açık olması da evet. Ve şeffaf olması da son derece önemli. Çünkü burada şöyle bir mesele var. Yani gözden genellikle onu kaçırıyoruz abi. Yani Türkiye son 40 yılda bile, sadece son 10 yılda değil. Yani iktidar gerçi olan biten her şeyi son 10 yılda kendi yaptıklarına ya da 15 yılda kendi yaptıklarına bağlıyor ama Türkiye gerçekten 70'lerden sonra hızlanarak bambaşka bir değişim yaşıyor. Toplum ve gündelik hayat. Siyaset veya devlet ya da kurumlar, kurallar buna ayak uydurup uyduramadığı ayrı ki uyduramıyor bence. Ama insanlar ve toplum ciddi biçimde değişiyor. Bunun birkaç tane temel sebebi var. Yani bir teknolojik devrim meselesi. Yani dünyadaki çağ değişimini de tetikleyen iletişim, bilişim, ulaşım teknolojilerindeki değişim ve bunun gündelik hayatın daha hızlandırılmasını ürettiği, işte medyadan, internetten, bankacılıktan, hayatın her değdiği her alanı değiştiren bir tarafı var ve o değişim doğal olarak insanların sadece pratiklerini değiştirmiyor, zihin dünyasını da değiştiriyor. Hayata bakış paradigmalarımız değişiyor, gündelik hayat pratikleri değişiyor ve giderek tabii ki kültürel direnç noktaları olsa da değerler, yaşam tarzı birçok şey değişiyor. İkincisi göç. Dolayısıyla 1970'lerden bu tarafa Türkiye öylesine büyük bir hemhal oluşu yaşıyor ki hala bizim hızlı bir değişim olduğunu, tabii, ve çok, göç olduğunu hemen somut değil iki mi? Sayı söyleyeyim sana. Mesela bu yerel seçimlerde, yani 31 Mart'ta yerel seçimde oy kullanacak İstanbul'daki her 100 seçmenin 9'u, 100 kişiden 9'u 2014 seçimlerinde İstanbul'da değilmiş. Yeni gelmiş bu 5 yılda. %9 yani. 9. İzmir'de %11. Peki yani, bunlar nereden geliyor Bekir? Kırdan kente veya küçük şimdi kentlerden şöyle geçinde, göçünde karakteri değişiyor. Katmanlı. Eskiden olduğu gibi artık doğrudan köylerden ya da diyelim Kırşehir'in bir köyünden, Gümüşhane'nin bir köyünden doğrudan Şıkırt ilaç fabrikasına işçi olmaya gelmiyor artık. Bu çok önemli bir değişim. Orada önemli bir dinamik değişimi var. O da şu, önce köylerden kendi kasaba merkezlerine, ilçe merkezlerine, ilçe merkezlerinden il merkezlerine, İl merkezlerinden dört büyük merkeze doğru, yani özellikle Murat Güvenç'in yaptığı çalışmalardan, bu haritalamalardan şunu görüyoruz. Karadeniz kabaca, bütün Karadeniz bölgesi İstanbul'a doğru akıyor. Doğu Ankara'ya akıyor, Batı Anadolu, Ege, İzmir'e akıyor. Bütün Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz'de Antalya, Adana'ya, Mersin'e doğru akıyor. Ama orada da bitmiyor. İzmir'de ya da Antalya'da ya da Eskişehir'de başarılı olmuş bir avukat ya da operatör
kendi hayallerine ulaşmak için hala kısıtlı bir coğrafyada yaşıyor duygusuyla İstanbul'a doğru bir başka katman daha yapıyor. İstanbul'da da durmuyor. İstanbul'un kendi içinde de Beşiktaş'a, Kadıköy'e doğru krema gibi katlanarak ana geliyor. Ana akış bu yani. Ana akış bu. Büyük kentlerden küçük kentlere veyahut da işte... Hayır. Onlar sahilleri. Onlar efsanelerden ibaret. Evet. Elbette var böyle. Muhakkak. Hele şimdi demografik değişimden dolayı ya da nasıl diyeyim, farkındalığı ya da bilinç seviyesi ya da gelir seviyesi yüksek emeklilerin, daha hani kır derken onların kırdan kastettiği ama Ayvalık, Bodrum kırları. Yani Kırşehir'in kırı değil. Dolayısıyla evet böyle de bir kesim var. Hani bir ama siyasi gerilime bağlı olarak ama genel olarak kendi hayat kalitesiyle ilgili bir arayıştan dolayı böyle insanlar var ama diyelim ki bunlar ülke genelinde geçen yıl 150-200 bin kişi sözün ettiğimiz büyük göç hikayesinin içinde çok minör kalıyor. Minör kalıyor. Evet. Dolayısıyla göç de devam ediyor. Dolayısıyla da bizim Türkiye insanına dair bildiğimiz alışkanlıklar, naturası, değer dünyası, iyi, doğru, güzel diye ya da ayıp, günah, suç diye bildiği her şeyde o metropolli pratiklere bağlı olarak değişiyor. Değişiklikler. Yavaş değişiyor, hızlı değişiyor ama değişiyor. Dolayısıyla bizim hani Türkler şöyledir, Türkiye insanı böyle düşünür, böyle davranır gibi bildiğimiz hikaye değişiyor. Evet. Bizim de tezimiz ya da yola çıkış noktamız zaten bu. Özellikle son 10 yıldır yoğunlaştığımız bütün bu her ay bir farklı konudaki arayışımız ya da ne oluyor anlamaya çabamız da tam bu değişim nereye doğru oluyor ya dair ipuçları çıkarmak ki karar verici pozisyondaki ama siyaset insanları ama yerel yönetim, belediye başkanı ama şirket yöneticisi bu değişime göre evet. Kendi insan kaynakları politikasından, pazarlama politikasına, seçmen ilişkisinden, vaatlerin ne olması gerektiğine kadar her şeyin değiştiği ve tabii akademi. Üzerine yerleştir. Ve tabii akademi. Bunun üzerinde araştıracak, duracak. Şunu çok merak ediyorum, bu 10 yıllık hayat tarzı araştırmalarınızın sonucunda Türkiye insanı neleri istemiyor? Belirgin olarak söyleyebileceğimiz... Valla Türkiye insanı belirgin olarak neyi istemiyor? Bir kere belirli hayat şartlarının böyle devam etmesini istemiyor. Mevcut düzenin yani devamından Türkiye insanı, mı bahsediyoruz? Sadece düzen anlamında söylemiyorum. Bireysel hayatları içinde yani Türkiye insanı kadere inanıyor elbette. Hani dindar bir ülke evet. Özü itibariyle ya da büyük çoğunluğu. Ama kadere teslim değil. O yüzden hayallerinin kısıtlanmasına ve bireysel hayatında kısıtlamaların olmasını Türk insanı istemiyor. Nedir bunun karşılığı? Eğitim midir? Sağlık mıdır? Savaşa karşı olmak mıdır? Hayır. Yani şu, kendi özgürlük alanının, kendi hareket alanının kısıtlanmasını istemiyor. Çünkü genlerinde de bu var. Çünkü bu insanlar, bu toprakların insanları sürekli bir hemhal olma içinde sürekli göçlerle, yani bin yıldır süren bir hareketi konuşuyoruz. Sadece var, bugün evet. Değil. Dolayısıyla her hareket iki şey üretiyor. Bir belirsizliğe, bilinmezliğe doğru gidiyorsunuz. Ne kadar harekete arzunuz olsa da neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz bir yere doğru gidiyorsunuz. Bu kaderciliğe teslim duygusunu kıran bir şey. Kimse oturduğu yerdeki koşullar konusunda net bir kanaati var. İçme suyu kısıtlanıyor artık. Diyelim kuraklık başlıyorsa... Göçerim diyor. Yani kaderine razı, orada ölümü beklemiyor kimse her şeyden önce. Ama bunu yaparken de bir ikinci şey oluyor. İlk defa kendinden farklılarla karşılaşma alanları, temas alanları çoğalıyor. O karşılaşma ve temaslarda bir başka sentez üretiyor. Dolayısıyla Türkiye insanı hani bir cümleyle tanımla dersen benim gördüğüm şey şudur. Çelişkilerin ya da paradoksların demek de mümkün veya melez alanların, gri alanların insanı, Türkiye insanı. Çünkü her hareketle yeni bir melez alan açıyor. Ne o eskisini tümüyle terk ediyor, ne de yeni karşılaştığını olduğu gibi kabulleniyor. Yeni melez alanları açıyor. Yani buna güven ve huzur ortamı, beklentisi, arzusu, kesin, tabii ki. İsteğinin tabii ki. Yüksek olduğunu çünkü karşılaşmalar yoğunlaştıkça, evet bunu söyleriz. Çünkü mesafe kavramı değiştikçe ilişki formatımız değişiyor. Yani göçle diyelim biz İstanbul'a geldiğimiz zaman daha farklı olan bir sürü kimlikten, hayat tarzıyla, tercihle, şundan bundan karşılaşma ya da ilişki üretme imkanına kavuşuyoruz. İlişki mesafesi daralıyor. Aynı mahallelere geldikçe, kentin içinde de hareket sürdüğü için,
selam mesafesi kavramımız değişiyor. Artık selam mesafesi apartmanlar oluyor ya da iş yerlerimiz oluyor falan. Evet, eskisi gibi gece kondular değil. Şimdi o karşılaşmalar içinde eğer ülkenin son 5 yılda yaşadığı gibi güvensizlik, huzursuzluk yoğunsa, güven duygusu düşüyor ya da hukukun üstünlüğüne inanç duygusu düşükse, ki Türkiye insanında düşük, o zaman o kısıtlamaları hayatı denetleyen mekanizmalar gibi görüyor. Ve de hukuk dışına çıkmak diyelim meşrulaşabiliyor. Çünkü hayatı düzenleyen kural diye değil, hayatı denetleyen kural diye bakıyor ona. Evet. O zaman denetimden kaçmak daha meşru bir hale geliyor. Ya da o ilişki içinde komşu tanımı değişiyor, arkadaş tanımı değişiyor. Ama daha da önemli eskisi başka bir şey daha oluyor. Eskisi gibi herhalde Sivaslıların olduğu bölgeye yerleşemiyor. Fiziki olarak artık evet. Bu kayboluyor. Dolayısıyla dayanışma mekanizmalarını yeniden üretiyor. Komşuluk ilişkilerini yeniden üretiyor. Artık diyelim komşusu, karşı komşu, fiziken karşı kapıda oturan insan değil. Televizyonda her gün izlediği ya da sosyal medyada her gün takip ettiği Facebook'taki takipçisi ya da influencer denen şimdi başka insanlar ya da Twitter'da takip ettiği kanaat önderleri. Evet. Arkadaş tanımları, kanaat önderleri, ilişki tanımları, her şey mesela değişiyor. Şimdi bu değişimin içinde tabii Türkiye insanının bugününe dair yine bir cümlede söylemek ya da daha öne çıkan karakterini söylemek gerekirse, kültürel kimliklere sıkışmış bir siyaset ve kültürel kimliklerin siyasetten her gün yeniden inşa edildiği ve de bunun giderek umut ya da karakteri iyileştirici değil, korku gibi karakteri daha da kendi içine hapseden, bir başka dillen etkilenmeye başlanınca siyasetten ve medyadan ve belki sosyal medya da buna dahil, bu sefer de o karşılaşmalar beklenen ya da sosyolojik olarak gündelik hayat pratiğinde beklenen doğal ritmini, enerjisini üretemiyor. Çünkü korkular hakim olmaya başlıyor. O da karşılıklı güveni düşürüyor. Güveni düşüren bir şey. Ve lümpenleşmeyi üretiyor. Yani Şaban'ın Recep İvedikleşme dediğimiz. Bir de kapanıyor. Kapanıyor. Karşı komşuyla ilişki kuramıyor. Tabii. Kurmuyor. Tabii. Vesaire. Dolayısıyla da olumlu olduğu kadar olumsuz tarafları var. Ama sonuç olarak ülke her gün değişiyor bir yandan. Ve hani varsaydığımız gibi ve gözlediğimiz gibi sayısal olarak da ister cumhuriyetçi bir iktidar olsun, ister İslamcı muhafazakar bir iktidar olsun, Ankara'dan iktidarların tahayyül ettiği bir topluma doğru akmıyor hayat. İnsanların kendi tercihlerine göre ve hayatın kendi sokaktaki doğal ritmine göre. Sadece o iktidarların tahayyülleri ve o tahayyüllere bağlı olarak kurum ve kurallardaki yaptığı düzenlemeler bu değişimin hızını belirliyor. Ama değişimin yönünü, kapasitesini, değişmezliğini falan belirleme evet. kapasitesi yok. Son araştırmalarınızda klasik hep bildiğimiz kurumlara güven konusunda da bir şey yaptı, çalışma yaptınız mı? Bir parçası olarak evet. Yani düşüyor bir kere ama asıl önemlisi burada en çok güven kaybedeni siyaset ve medya. Siyaset ve medya. Siyaset, siyasi medya partiler ve kanaat önderi. Tabii partiler de dahil. Dolayısıyla giderek ülkenin kadim diyebileceğimiz ya da Türkiye markası haline dönüşmüş alt marka halindeki işte Kürt meselesi, toplumsal uzlaşma, yeni anayasa, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kadın meselesi gibi neredeyse 60 yıldır dünyadaki bütün tartışmaları da paralel olarak tartıştığımız ama hiçbirinde çözüm yolunda ciddi bir adım atmadığımız içinde markalaşmış sorunlar konusunda insanlar her gün aynı sorunlarla karşılaştıkça ve tekrar tekrar aynı sorunların yeni dilleri üretildikçe siyaset marifetiyle bu sorunlara çözümü konusundaki inançları düşüyor. Elbette ki herkesin bir siyasi tercihi var. Bu yerel seçimde de gidecek, kahir ekseriyetine oy verecek ama siyasetten beklenti düşüyor. Evet. Meclis dahil buna. Tabii değil ki. Mi? Meclis de dahil, başkanlık sistemi de dahil. Sisteminin karnesi düşüyor örneğin. Evet. Yani Cumhurbaşkanı'na verdiği karne düşüyor Eylül'den bu tarafa ölçümlerimize baktığınız zaman. Dolayısıyla da bunun ürettiği daha vahim başka bir sonuç var bence ve asıl hepimizin kale alıp tartışmamız ve çözüm üretmemiz gereken kısmı da o. Ortak yaşam irademiz eksiliyor. Yani o karşılaşmalardaki farklılıklarla karşılaştığımızda kendimizi çoğaltmak yerine farklılıkla karşılaştığımızda korkulara büzülmek ve ayrı ayrı hani yatay kutuplaşmalar dediğimiz kimliklere sıkışarak kutuplaşmalar ve büzülmeler ortak yaşam iradesini eksiltiyor. Dolayısıyla sokaktaki huzurlu hayatı kendimiz inşa etmekten geçer, o mahareti gösterme şeyini oraya ulaşamıyoruz. Evet.
Ve geriliyor. O arzumuz da geriliyor. O zaman hani gemisini kurtaran kaptan diye kodlayabileceğimiz, tabii, ortak hayattan değil, bireysel hayattan, kadere teslim olmadan, yeri geldiğinde hukuk dışına çıkarak, yeri geldiğinde oportunistçe veya lümpence hamleler de yapmaya razı olarak ve bunun içinde bir meşru zemin, kendi zihnimizde, kendi o yanlış olduğunu biliyoruz çünkü yaptığımız şeyin. Her kırmızı ışıkta geçen yanlış olduğunu biliyor, bilmeden geçiyor değil. Evet, ben kendi adıma yani, söyleyeyim. İmar barışının bu kadar yüksek sayıda... Tam, harikasın. Evet. Tam aynı örneği verecektim. Evet. 8,5 milyon insan imar barışına başvurmuş. Evet, evet. Yani evet. Şimdi onu bırak. Mesela daha çarpıcı bence başka bir şey var ama elimizde bu konuda sayı yok. Şimdi 8,5 milyon insan imar barışına başvurmuş. 58 milyon yetişkin içinde. Bu bile ne kadar vahim, hani hukuk dışına çıkmak konusunda teşne olduğumuzun ya da kurum ve kuralların buna insanları ittiğinin delili. Ama başka bir şey var bilmediğimiz, o da şu. 8,5 milyon başvuru diyor hükümet. Ama bunun içindeki kurumsal başvuruların, bireylerin değil, kurumsal başvuruların, Şıkırt Holding'in, Mıkırt Holding'in başvurularının ve bunların nasıl bilançolardaki varlık değerlerine etkisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bence asıl... Asıl numara da burada zaten, evet, tartışmamız gereken. Yani şu bilgi bile elimizde olsa toplanan paranın ne kadarının o kaynaktan geldiğini, tabii, bile bilsek oransal, tabii, olarak, yani burada, bu bile önemli bir burada veri. Bireyler, yani sade bireyi düşünelim. Diyelim gelmiş Kağıthane'ye ya da Çeliktepe'ye ve işte bir kat daha kaçak çıkmış. Müteahhitlerden, yani ticaret için bunu yapandan söz etmiyorum. Kendi bireysel hayatını survive güdüsüyle yapmış insanlar. Şimdi bununla bir holdingin, örneğin Ali Sami Ensad'ın yerine yapılan, tabii, beş kule birden dikilen orada ne kadar ruhsat dışıydı ve örneğin o inşaat, kuyu, o inşaatı yapan, o inşaatı yapan şirket örneğin kaç paralık bilançosunda kaç paralık bir artı ekledi bu imar barışı sayesinde, bunu bilmiyoruz. Evet. Şimdi dolayısıyla işin bir ekonomik çıkar tarafı da var. Bu metropolleşmenin ürettiği devasa bir çıkar var. Bu tabii var. Borsayı da etkileyen bir şey. Her şeyi etkileyen. Yani bir tabii, anda kaç tane şirketin bilançosu zararını değişti. Kapatıyorsun. Çok aynen yüksek mi? Bir karlılık gösteriyorsun. Dolayısıyla bütün bu hikayeden sonuçta insanlar umudu, ortak hayat olan umudu kaybediyor. Onun için de o zaman bunun için çabalamıyor. Ortak sokaktaki hayat için. Ama kendi hayatında hala o karşılaşmalar içinde, kültürel ya da hayat tarzı ya da kimlik farklılıklarına rağmen yeni bir sentez alanı açıyor, yeni bir gri alan açıyor ama hayat bir yere doğru akıyor. Evet. Seçimlere güven var mı? Giderek o da düşüyor tabii. Yani daha doğrusu seçimlere güven derken seçimin hukuku, sayımı, sandığa giren oyun sayıldı, çalındı, değiştirildi gibi saçmalıklara hariç. Yok, onu kastetmiyorum. Genel olarak seçim tamamen sistemi... Tamamen benim hayatımı değiştirebilir mi? Hiçbir şey değişmiyor. Tabii. Yeni aynen bir düşüyor, düzen gelebilir mi? Aynen. İhtiyaçlarımı karşılayabilir mi? Heyecan yok. Yani bir de tabii seçime, özellikle seçime özel bir durum var. Son 5 yılda bir seçim rallisi yaşadık 2014'ten bu tarafa. Değil mi? 6 kere sandığa gittik. Tabii, evet. 7 farklı oy kullandık. Şimdi bu seçimde 7.si olacak ama bu sefer 4 ayrı oy kullanacağız. Muhtar, ihtiyar heyeti, ilçe başkanı, ilçe meclisi, büyükşehir belediye başkanı vesaire diye. Ve insanlar bakıyor ki her birimiz, bakıyoruz ki 2014 seçimindeki konuşmaları, Kemal Bey'in ve Tayyip Bey'in neyse seçimleri, ya da o gün İstanbul'a aday olan Kadir Topbaş'ın, Mustafa Sarıgül'ün vaatleri ya da dilleri, tarzları neyse, bugün Ekrem İmamoğlu'yla Binali Yıldırım da aynı şeyleri söylüyor, Tayyip Bey'le Kemal Bey de aynı şeyleri söylüyor. Dolayısıyla insanlar seçim yorgunu, siyasetten bıkkın ve yorgun. Evet. Bir de tabii çözmemesi de son tabii, derece. Yani hem seçimin sonucu önemli değişmiyor sonuç olarak, evet, hem de her seçimden sonra kazanan yeni bir hamle de yapmıyor. Ya da teorik olarak bakıldığında diyelim her seçimden sonra her partinin, her aktörün kendi içinde yeniden bir değerlendirme yapması, kendi eksiğini fazlasını düzeltmesi beklenir. Nedense bizim aktörlerimizin ve bizim partilerimizin öğrenme kapasiteleri de sıfır. Yok. Hatta öğrenmemeye direnç var. Var. Aynı, evet, bildikleri şeyleri yaparak sonucun değişeceğini bekliyorlar. Hatta kötüleşerek de. Dolayısıyla aynı şeyleri yaparak, hatta evet dediğiniz gibi yani ama aday seçimi süreçlerinde, ama vaatlerde, ama kampanya süreçlerinde giderek bir de kalite düşüklüğü de gözleniyor. Dolayısıyla partilerin ve liderlerin bile bu kadar heyecan yoksunu ve bıkkın, yorgun oldukları bir seçimde seçmen iyice hani bu yerel yöneticiyi değiştirirsem hayatımda şu değişir diye bir umudu da çok fazla kapılmıyor. Araştırmaların ortak bir noktası gördüğüm kadarıyla kararsızların
oranının yüksekliği. Bu senin de belirttiğin bir husus. Evet. Bugüne kadarki seçimlerde bu kadar yüksek bir kararsız oranı hatırlıyor musun? 24 Haziran öncesi de böyleydi aslında. Öyle yani mi? %35'lere çıkıyor. Yani sadece kararsızım diyen değil. Bizim hesaplamamızdan gri alan diyelim. Diyorsunuz. Çünkü bir kısım kararsızım diyen insan aslında kararsız olduğu için değil, hani kapıya gelen anketöre kendini deşifre etmek için söylemiyor. Bir kısmı gerçekten kararsız ama bütün partiler yelpazesi içinde kararsız değil. Kendi kimliğine yakın iki parti arasında kararsız zaten gibi olanlar var. Üçüncüsü, evet yine bir parti söylüyor ama peki partinin seçimi kazanır mı ya da ülkenin sorunlarını bu kazanan aday çözecek mi dediğiniz zaman hayır diyor. Biz onları da gri alana alarak kendimize göre bir modellememiz içinden hesapladığımızda %35'ler mertebesindeydi 24 Haziran öncesinde de. Sonra tabii ki seçim günü yaklaştıkça o eksiliyor. Düşüyor. Sonuçta seçime katılmayan işte 24 Haziran'da %13 oldu. Bugün de aşağı yukarı bu hesap kabaca buralarda. Seçime katılacak mısın, katılmayacak mısın diye sorduğumuzda da yine 12'si katılmayacağım diyor ki işte 24 Haziran'da da 13 olmuştu katılmamak falan. Ama bu 88 katılacağım diyen umutla mı oy veriyor ya da emin mi bu tercihinden ya da ülkenin sorunlarını oy vereceği partinin çözeceğini bekliyor mu, umudu var mı, böyle bir beklenti sahibi mi diye baktığınız zaman da yine %35'lerde insanlar siyasetten iyice uzaklaşmış durumda. Hatta %45'i siyaseten çözüm bulamayız artık bu sorunlara gibi bir umutsuzluk ortak hayata dair hep. Evet. Dolayısıyla kendi hayatına dair o zaman eğer ülkenin genel su gidişatı çözülmeyecekse, örneğin ekonomide iyi bir hamle beklemiyorsa o zaman ne yapıyor? Diyelim informal sektöre yönelmek ya da kayıt dışı çalışmaya razı olmak ya da sigortasız çalışmaya razı olmak ya da işte 100 lira gösterilirken maaşı 150 lira fiilen almak veya tersini yapmak gibi her türlü informal yöntemlere açık hale gelmek demek bu. Asıl sağlıksız olan şey bence budur. Yani uzun vadeli güvenliğini de ortadan ülkenin, kaldıran. Tabii. Asıl ülkenin beka sorunu diye tartışmamız gereken kısmı da budur. Evet. Ama bugün herhalde siyasi liderlerin beka diye tartıştığı konunun bundan alakası yok anladığım kadarıyla. Yereldeki sorunların belirleyiciliği zaten neredeyse tamamen bitmiş vaziyette. Tabii ki yerelde çarpıştırılan, uçuşturulan projeler vesaire falan haricinde ama yerelin etkisi konusunda da herhangi bir güven kalmadı herhalde değil mi? Yani merkezin bu tane, kadar ağırlıklı olması. Üç tane şey bir arada çalışıyor sanki. Yani bir tanesi bir kere artık yerel seçim yapmıyoruz ya da yerel seçime özgü durum yok. Evet. Genel seçim gibi yine kimliklerin içinden gidiyor iş. İkincisi siyaset bireyselleşiyor. Bireyselleşiyordan kastım şu, bunu her iki partide yani hem iktidar partisi hem ana muhalefet partisi de bu yöntemi tercih etti. Dolayısıyla televizyonlarda deterjan reklamı yapar gibi. Her gün 8 saat Cumhurbaşkanı'nı dinliyorsunuz. Evet. Ya da medyanın verdiği kadarıyla Kemal Bey'in konuşmalarını izliyorsunuz. Siz de evinizde, koltuğunuzda oturacaksınız. Bir de eğer sokakta alışverişe giderken, işe giderken, okula giderken karşılaştıysanız adaylarla örneğin Ekrem Bey'le ya da Binali Bey'le elinizi sıktılarsa bir de o karşılaşma anınız o var. Onun dışında sizin ne diyelim emekliler olarak, ne işçiler olarak, sendikalar olarak, ne de sivil toplum duyarlı olan insanlar olarak, ne de Kürtler olarak veya dindarlar, sekülerler olarak yani sosyal, kültürel aidiyetleriniz ve çıkar gruplarınız üzerinden siyasetten bir ilişki kurmanız artık istenmiyor. Siyasi alan sadece liderler ve partilerin reklamları, deterjan reklamı gibi ekranlarda gördüğünüz, siz de koltuğunuzda oturmanız, sokakta herhangi bir şeye katılmanız da istenmiyor. Ne protestoya, ne imza atmaya, ne mitinge hatta artık. Kendi mitinglerine bile de davet etmek istemiyorlar, miting de yapmak istemiyorlar çünkü sonuç olarak. O zaman da siz de saf birey olarak koltuğunuzda oturacaksınız, partinizle ilişki kuracaksınız. Bekleniyor ki bugünkü karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü buradan geçmiyor. Tam tersi örgütlenmekten, sokaklarda cıvıl cıvıl başka bir hayat inşa etmekten geçiyor. Bir üçüncü mesele var, o da şu. Yerel yönetim ya da bugün bu kadar göç konuşuyorsak ve bugün eğer ülkenin %50'si metropollere geldi, 11 metropole geldi diyorsak, örneğin İstanbul'u aldığımızda, İstanbul'un trafik sorununu konuştuğunuzda ya da içme suyunu problemini, fizibilitesini yapayım dediğiniz zaman Tekirdağ veya Çorlu'yu veya Gebze'yi, Kocaeli'yi dahil etmeden konuşamayacağınız bir İstanbul var bir.
İki, İstanbul'u Anadolu yakası, Avrupa yakası diye ayıramayadan konuşmanız gereken bir İstanbul var. Üç, Avrupa yakası dediğinizde bile Şişli ile Sarıyer'i birbirinden ayırarak konuşamazsınız. Ne trafik problemini, ne su problemini, ne hava kirliliğini, ne ışık kirliliğini vesaire. Şimdi demek ki yeni bir yönetim modeline ihtiyacımız var. Ve bu yeni yönetim modeli bizim eski bildiğimiz geleneksel belediye başkanlığı, belediye meclisleri diye şimdiki kurgulanmış yapı buna yetmiyor. O da temsiliyete dayanan bir yapı çünkü. Halbuki bu yapının içinde bugünkü karmaşıklığı çözemeyiz. Katılımcı, daha açık, daha şeffaf, hesap verebilir. Sokaklardan yeniden katılma imkanı açan başka bir yerel yönetim modeline geçmemiz lazım. Bunu da tartışmıyoruz. Bir başka dördüncü noktada daha da vahim gördüğüm şey şu. Öyle bir hale geldi ki iş yerel yönetimden bir. Herkes kaç kapıya kaç süt dağıtacağını, kaç kapıya ücretsiz erzak torbası yollayacağını, kaç öğrenciye burs vereceğini konuşuyor. Yoksula yardım meselesi. Yani burada bir örtük bilinçaltında bir şey var. Yoksulluk kalıcı, bu insanlar da kalıcı, belediyede sadece yardım yapıcı bir kurum. Peki ama İstanbul'un ekonomik dinamizmini yeniden örgütlemek, yoksullukla mücadele politikaları ya da yabancı sermayeyi veya ülkedeki ve diğer ekonomik dinamikleri İstanbul'a çekmek ya da İstanbul'da yeni başka bir ekonomik enerji üretmek veya sosyal toplumsal enerjileri daha olumlu ortak hayatı güçlendiren, ortak hayatı yeniden inşa eden bir yere doğru kanalize etmek diye bir mesele yok. Çevre ve iklim etkilerini dikkate almak. Yani bütün bunun ya da dördünü birden bir araya koyarak ben şunu diyorum. Onurlu yaşam hakkı diye bir kavramı bizim siyasetçilerimiz bilmiyor. Ve onurlu yaşam hakkı üzerinden tartışmıyoruz biz. Ne kentleri, ne kentlerin sorunlarını, ne de kentlerin yönetim meselesini, ne de siyaseti. Dolayısıyla sanılıyor ki aç insanlara 2 kilo erzak torbası, bebeği olan insana da 1 litre sütü götürünce yerel yönetim görevini yapmıştır. Hayır, onurlu yaşamak diye hepimizin bir talebi var ve bu asıl ülkenin karşı karşıya olduğu asıl problem bu. Ortak yaşam, ortak yaşam diye vurguladığım şey de bu. Ve bu bizim yerel seçim gündemimizde yok. Evet. Şimdi insanlar sokaktaki diyelim buraya gelirken gördüğümüz köfteci Ali, simitçi Mehmet, lastik tamircisi Hüseyin bütün bunları bu kelimeyle söyleyemiyor olabilir. Ama herkes bu problemleri görüyor, hissediyor. Hissettiği için de hem siyasetten soğuyor hem de kopuyor. Asıl daha vahim olanı da tekrar tekrar söylüyorum. Sokaktaki ortak hayattan kopuyor. O zaman işte lümpenleşmeler, yozlaşmalar, hukuk dışına çıkmalar, kimlik üzerinden kendini yeniden inşa ederek ötekini ötekileştirmeler, nefret söylemi vesaire. Nerede bütün o olumsuzluklar öne çıkıyor. Evet. Ama bireysel hayatında en başta sorduğun şeyden bağlayayım yine. Bireysel hayatlarına, kendi özel hayatlarına, aile veya iş yeri veya okul neyse kendi özel diye tanımladığı alanı, özel tanımlarındaki değerler dünyası da yaşam pratikleri de 10 yılda bile ciddi değişimler gösteriyor. Ama bu ortak hayata, ortak hayatın yeniden inşasını, enerjisine dönüşemiyor. Evet. Sivil toplum girişimlerinin önceki seçimlerde aktif çalışmalarını izledik. Ve hem sandık güvenliği konusunda hem seçim güvenliği konusunda önemli çalışmalar yürüttüler. Fakat o alanda daraltıldı herhalde. Çünkü aynı heyecanı ve aynı aktifliği görmüyoruz. Onun da birkaç tane nedeni var. Bir tanesi zaten iktidar partisi siyaset alanını daraltmaya çalışıyor. Evet. Dolayısıyla sadece partilerin ve particilerin yaptığı bir siyasi alan tanımı yapıyor. Onun dışında kalan insanların eleştirilerini işte görüyoruz, saçma sapan iddianamelerle, saçma sapan tutuklamalara kadar giden bir başka duruma kadar uç örnekleri olarak sayıyorum. Hal var. İkincisi, siyasi alanın daralmasında bir başka sebep, sivil toplum dediğimiz dünya da sonuç olarak insanlar da ve örgütler de ülkede yaşanan bu derin siyasi kutuplaşmanın ve de bu karşılıklı çekişmenin bir parçası haline dönüştüler ve yeniden üreticisi konumuna geldiler. Ben en çok şu örneği kullanıyorum. Mesela kadın hareketi. Yani kadın hareketi Türkiye'de 90'larda çok güçlenmişti. 90'ların sonunda ve orada hiç kimliklere bağlı olmaksızın, yani muhafazakar, Türk, Kürt olmaksızın bir aradaydı ve sonuç alıcı bir sürü şey yapılabiliyordu. Bugün neredeyse kadın hareketi bir araya gelerek konuşamıyor bile.
iktidar yandaşı STK'lar ve iktidar muhalifi STK'lar diye ayrı bir dünya var ve iktidar da bunu böyle olsun diye zaten domine ediyor bir yandan da. Sadece hani o insanların suçu değil, iktidarın da payı var. Birçok dernek kurdurdu, bir vakıf kurdurdu. Üçüncü bir başka unsur var tam senin o sözünü ettiğin oy ve ötesi ve benzeri sandık güvenliği konusunda çalışanlar. İşte 5 yılda 6 seçim yaptık. Bu tartışmalar her seçim öncesi yapıldı. Ama bu seçimden sonra ama sayısal olarak yani çok ciddi bir oranda, yani lokal olarak birçok yerde bir şeyler olmuştur olmamıştır ayrı tartışma. Ama en azından oy ve ötesinin raporlarından da gördüğümüz öyle çok büyük çapta seçimin ana karakterini, ana örüntüsünü değiştirecek hile hurda olmadığı gibi bir de başka tartışmaların aracı haline dönüştürülüyor. O örgütler, insanlar vesaire. Dolayısıyla orada da ve en azından bir kesimin ya da muhalif kanadın diyelim, sivil hareketliği yüksek kesimlerinde de 6 seçimde hep aynı sonucun çıkıyor olmasından dolayı bir bıkkınlık, yenilmişlik duygusu, teslimiyet, çaresizlik diyebileceğimiz olumsuz duygular da hakim. Bir de Yüksek Seçim Kurulu'nun son almış olduğu kararlar, tabii. İşte bu sandık kurullarının oluşturulması. Zaten iktidar partisinin payı dediğim o. Evet. Yani bir kere seçim yasasında iki önemli değişiklik yapıldı 24 Haziran'dan önce. Asıl bunları tartışmalıydık tabii, zaten tabii. Sandık güvenliğinden daha önemli kısmı oydu. İlçe seçim kurulu başkanlıkları artık kurayla değil memur, atamayla. Dolayısıyla memuru, Türkiye'de devlet memuru olmanın görevlisi. Ne getirdiği, hele son 5 yıldaki uygulamalara bakılırsa bir memurun iktidarın isteğinin dışında nasıl davranacağı bile mesele meydanda. Çok zor, mümkün. Bir de tabii başka bir şey daha var abi, hareket daha var. Yine hani toplumsal dinamik ve toplumsal değişimden konuştuğumuz için onu da yad etmek lazım, söylemek lazım. Nurhan Yentürk'ten de sık sık konuştuğumuz hikaye. İki tane mesele dinamik var. Şu, bir sivil toplum yerelleşiyor. Yani ulusal çapta sonuç alıcı şeyler olamayınca, iktidarın bu tavrından dolayı da olsa, sonuçta başarı hikayeleri azaldıkça insanlar, çünkü sivil toplum dediğimiz insanların bir de başarma arzusunu da tatmin eden bir alan bir yandan. Tabii. Hayata müdahale çabasının da bir alanı. Dolayısıyla insanlar uzman daha yerel sorunlarla ve daha sonuç alabilecek, başarı biriktirmeye teşne, örneğin Bodrum'un yapılaşma problemiyle ya da Uşak Eşme'nin içme problemiyle ya da Kütahya Tavşanlı'daki çöp problemi gibi hem de kimliklerin dışına çıkma imkanı veren, yani Tavşanlı'da ya da Eşme'de Türk, Kürt, dindar, seküler nasıl olursanız olun içme suyu ya da çöp toplama hepinizin ortak derdi çünkü. İmkan veren bir alan olduğu için sivil toplumda Türkiye'de yerelleşiyor. Ulusal çaptaki örgütlenmeler ama buna sendikalar da dahil, ulusal çaptaki diyelim Tema Çağdaş Yaşam Derneği gibi ulusal çaptaki örgütlenmeler yerine yerel ve daha esnek, illa böyle bir dernek vakıf gibi formal formatları olmayan, kuralları daha esnek olan, girmenin çıkmanın daha serbest olabildiği, daha yerelliğe doğru kayıyor bir kere. Tabii teknoloji de buna el veriyor. Diyelim okul aile birlikleri yerine işte bir WhatsApp grubundan 20 velinin birçok sorunlu tartışman, gibi çözüm araman teknoloji mümkün. De var. Evet. Dolayısıyla bütün bu 4 tane unsur nedeniyle hem sivil toplum giderek siyaset alanından uzaklaşıyor. Ki bu da sorunlu işte. Siyasetin bireyselleşmesinin tabii, sorunlu gördüğüm kısmı da o. Çünkü bizim ortak alandaki sorunlarımızı ancak ortak örgütlenmeler, ortak kimlikler, ortak ihtiyaçlar ve talepler üzerinden müdahil olabiliriz. Bireyler üzerinden olmaz. Yani aktif yurttaşların da önünü kesiyorsun böyle. Aynen öyle. Tabii. Yani bir sabah güneş doğarken insanlar kapının önüne çıkıp birbirini öperek kutuplaşma bitecek değil ki. Farklı örgütlerin ihtiyaç ve taleplerin üzerine inşa ettiği siyasetler, sivil siyasetler üzerinden birbirimizi anlayacağız, tanıyacağız, uzlaşmalar üreteceğiz, müzakere alanları oluşacak falan. Dolayısıyla hem iktidar bilinçli bir tercih olarak bu alanı yok etmeye ve daraltmaya çalışıyor, hem de gündelik hayat pratikleri de buna el verir hale gelince ülkede, bu seçimde sadece seçim yorgunluğu değil, bir sivil, ne diyelim, çaresizlik de demesek bile bir gönülsüzlük ya da hani ayağın geri gitmesi gibi bir hal var. Ya da evet, en azından ben öyle gözlüyorum. Son bölümde biraz geleceği konuşalım. Alabildiğine sıkıştığımız çok açık. Yani her bakımdan, sivil toplum açısından, kurumlar açısından, siyaset açısından
dünün konuşmanın da yararlı olmadığını söylüyorsun ve esas olarak geleceğe bakmamız gerektiğini belirtiyorsun. Evet, esas olarak dünden ve korkulardan yarını kuramayız diyorum. Yarına dair yeni bir umut inşa etmemiz lazım. Hürriyet'teki son söyleşinde de sokakta neşeyi ve ortak hayatı konuşalım diyorsun. Ortak siyasi ütopyamız olması gerektiğinden bahsediyorsun. Bu ütopyanın ana başlıkları neler olmalı? Bir kere ortak yaşama dair değerlerden beslenmeli. Yani kimliklerimizin değerlerinden değil. Yani Türkiye cumhuriyetçi değerlerle de bir toplum inşa etmek, ülkeyi kurmak, yaşadığı cumhuriyetle beraber. Şimdi bu iktidarla beraber daha muhafazakar değerlerle, yani ben şöyle bir kodlamam var, makbul vatandaştan, yani hani AK Parti diyor ya, değişti. Aslında AK Parti'nin değiştirdiği şey devlet değil. AK Parti'nin değiştirdiği şey devletteki makbul vatandaş kodlaması. Daha önceki dönemin, Cumhuriyet'in makbul vatandaş kodlaması Sünni, Türk, laikti. Şimdi AK Parti'nin başardığı ya da değiştirdiği şey, başarıdır değildir ayrı konu, Sünni, Türk, dindar olmak. Onun dışında ne devlet mekanizmalarında, ne katılımcılık, ne demokrasi, ne şeffaflık, ne hesap verebilirlik konusunda bir değişim yok. Kendimizi kandırmayalım. Şimdi dolayısıyla burada bu kimliklerin birbirine dayatılması üzerinden bir ortak hayat inşa edemeyiz. Sadece muhafazakarların ya da sadece sekülerlerin kimliğinin iyi doğruları üzerinden bir ortak hayat inşa edemeyiz. Veya Türk kimliğinin ana unsurlarından birisi güvenlik arayışı. Yani çünkü Türk kimliği cumhuriyetle bir yeniden inşa edilirken o Osmanlı'nın son 100 yılı, bütün o milliyetçi akımlar, bütün o toprak kayıpları veya da her ulusun kendi de ulus devletini kurması sürecinin ürettiği bir Türk kimliğinin ana dayanaklarından bir tanesi güvenlik arayışı. Bunu devlet de böyle organize etmiş, toplum da buna böyle razı olmuş, psikolojisi de buna yatkın vesaire. Ama Kürtlerin de kimlik talebi var. Dolayısıyla örneğin sokakta ortak hayatı inşa ederken Kürtlerin kimlik talebiyle Türklerin güvenlik talebi arasındaki dengeyi sokakta nasıl denge kuracağımız ya da bu uzlaşmayı, müzakereyi nasıl yürüteceğimiz ve sağlayacağımız meselesi var gibi. Dolayısıyla birinci parametrenin kimliklerimizin iyi doğru güzelleri değil, ortak hayatın geçerli iyi doğru güzellerinin ne olması gerektiği üzerine kurmak. Birinci parametre. İkinci parametre, her birimizin kendi kimlikleriyle, kendi tercihleriyle, o ortak hayatta onuruyla var olabilmesini sağlayacağımız kurallar ve kurumlar nedir konuşmak. Üçüncüsü, hiçbirimizin kimliği nedeniyle o ortak hayatta veya kamu hizmetlerine ulaşımda veya adalet gibi veya temiz içme suyu gibi onurlu insan hakkının, yaşam hakkının unsuru olan hiçbir hizmete kendi kimliğinden dolayı ulaşırken ne avantaj ne dezavantaj yaşamayacağından emin olmak. Yani bugün işe girirken bir partili olmanın ya da bir kimliğe mensup olmanın ya da bir mezhebe mensup olmanın avantaj veya dezavantaj olmadığı, hepimizin bütün bu ortak hayatta kendi kimliğiyle avantaj ya da dezavantaj yaşamadan onuruyla katılabileceği bir hayatın konuşmak. Ve üçüncü bir parametre, bunu bir neşe ve umutla yapmak. Çünkü çok gark olduk bu umutsuzluğa, karamsarlığa, şuna buna. Neşelenmeye ihtiyacımız var, umutlanmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla hiçbirimizin elinde umut parametresi de kalmadı. Yani şu var ve bundan bir umut inşa edebiliriz diyor. Halbuki tam tersine ben gündelik hayata baktığım zaman bu toprakların insanlarının ve tabii bütün bunların ön şartı da tam bu zaten şimdi bu söyleyeceğim. Bu ülkenin insanlarının Türküyle, Kürdüyle, muhafazakarıyla, sekülerıyla kendi kararlarını verebilecekleri olgunlukta, akılda, bilinçte, farkındalıkta olduklarını kabullenerek, onların tercihlerini tartışmadan bu ülkenin geleceğine olan ortak inancı, ortak kaderi yeniden inşa etmek. Eğer bu inanç yoksa, bu insanlar yine yanlış yapacak, seçimde yanlış insan seçecek falan kaybetmeye diyerek devam ederiz. Kaybetmeye devam ederiz. O nedenle hep beraber geleceğe olan inancı bir yeniden düşünmemiz ve kendimizde bu umudu inşa etmemiz lazım. Bu sorumluluğun öncelikli muhatapları kimlerdir? Siyaset yapıcılar, entelektüeller ve bu ülkenin ya da yani aydın yer aydın, yani o tartışmaya girmeyelim ama çünkü böyle zamanlarda toplum aydınlarına ve siyaset ya da karar verici konumdaki olan ya da bilgiye sahip olduğunu varsaydığı insanlara bakar. Normal zamanında değil ki.
Böyle zamanlarda bana bir çıkış yolu gösteriyorlar mı diye bakar. Ama baktığı zaman televizyonlarda, sosyal medyada, miting meydanlarında gördüğü şey sadece karşılıklı kıyamet. Ve herkes aklını kendi kimliğine ya da kutbuna, kendi duygularına rehnetmiş. Herkes kendi aklına aşık. Hiç karşı tarafın ihtiyaç ve taleplerini anlamak çabasında da değil. Hatta sözünü bile dinleme aynen, çabasında değil. Bak sana somut bir örnek söyleyeyim. Ocak barometresinin konusu yine bu beklentiler meselesiydi ve Kürt meselesi üzerinden. Şubat ayının konusu kadın meselesiydi. Her iki konuda da, kadın meselesinde de, Kürt meselesinde de, bugünkü siyaset yapıcılara göre ve hatta aydınlarına göre toplum daha ileridedir. Kim ne anlatırsa anlatsın. Bugün bütün bu gerilimin içinde bu akşam parlamento örneğin Kürtçe ana dilde eğitim tartışması gelse bile toplum siyasetçilerden ve parlamentodan daha ileride bir yerde. Ya da kadın meselesinde eşit işe eşit ücretten veya ev kadını ev emeğini de işçi saymaktan ya da kadınların istihdama kadına ya da eğitime katılma hakkından neyi bu akşam parlamentoya getirseler bile o parlamentodaki 6 partiden ve 600 parlamenterden toplum daha ileridedir bilesin. Evet. Yani bu anlayış çerçevesinde bir araya gelecek sorumlu yurttaşlardan bahsediyoruz aynen herhalde. Öyle, bu bir siyasi hareket midir? Bir siyasi parti kuruluş çabası bence mıdır? Şu, nedir yani, bu? Hepsi bir arada. Yani ama bunun için yani bu tür tartışmalar hep şuradan başlıyor ya. Yeni bir lider bulalım. Ya da işte AK Parti benim orada partim olur. CHP değişir mi? Yeni bir lider değiştirirse. Evet. CHP hep içindeki muhalefet ön plana çıkar hep mı falan. Aktörlerden konuşuluyor evet. Ve bu tahayyüller ve tartışmalar, arayışlar hep aktör üzerinden gidiyor. Doğru. Ben de diyorum ki bu aktörden arayışlar yanlış. Çünkü bugün karşımızda olan mesele önce çağ değişimini, ülkenin değişimini, ülkenin karşı karşıya olduğu riskleri ya da fırsatları ve ülkenin kendi içindeki farklılaşmalarının farklı ihtiyaç ve taleplerini yeniden düşünmeye, anlamaya, öğrenmeye ihtiyacımız var. Bilmiyoruz ki. Şu anekdotu anlatmama izin ver. Süremiz bitiyor lütfen, mu bilmiyorum tabii. Ama bunu sıkça anlatıyorum. Amerikalılar 2. Dünya Savaşı sırasında atom bombasını yapabilmek için işte bilim adamlarını toplamışlar bir kampüse. Başlarında da bir Tuğgeneral var. Tuğgeneral geliyormuş, gidiyormuş, bakıyormuş ne yapıyorlar diye. Hani daha bilim adamları hadi şu gün deneme yapacağız diyecekler mi diye. Onlar kara tahta, kağıt, kalem, tebeşir çalışmaya devam ediyorlar. Bir ay, iki ay sonra Tuğgeneral demiş ki ya savaşı kaybediyoruz beyler, hadi. Bilim adamları demişler ki ya bugün sahip olduğumuz bilgiyle yapılabilir bütün silahlar elinizde ve savaşı kazanmanıza yetmiyor. Yeni silah istiyorsanız yeni bilgiye ihtiyaç var. Biz de bilgi üretmeye çalışıyoruz. Tam da kastettiğim şey budur. Onun için sabırla ve bu ülkeye olan inancı ve güveniyle yeniden ve şu tevazuyu göstererek bildiğim her şey yanlış olabilir. Yeniden tartışayım, düşüneyim, beyaz bu insanları anlayayım. Evet. Buna razı 10 kişi, 20 kişi, 110 kişi veya 1010 kişi bilemem. Ama bu sadelikte ve bu netlikte çalışmaya başlandığı zaman ben yürekten inanıyorum ki Türkiye'nin bir ortak ütopyası olacak. Yeni bir sesin, yeni bir sözün ve onun arkasındaki yüzlerin ortaya çıkma ihtimali vardır. Evet. Ama önce yüzü bulalım, ismi bulalım, o ses inşa etsin, ses söz yazsın, buradan çıkış yok. Evet, insan diğerleri hep suni arayıştır yani. Evet, yani neşeli olalım, neşeli konuşalım dediğimiz zaman karşılaştığımız çok önemli. Tabii haklı da bir gerekçe var. İnsanların sokağa çıkmaktan çekindikleri bir ortamda sokakta nasıl neşeli olacağız? Bunun yolları bulunabilir ve bu geliştirilebilir. Sokakta onun için önce neşeyi mutfakta, konuşmak. Mutfakta çalışmamız lazım. Mutfakta biraz çalışmamız lazım. 31 Mart seçimine tam 20 gün kaldı. Kararsızların oranı çok yüksek ve sandığa gitmeyeceğini söyleyen seçmen sayısının da fazla olduğu belirtiliyor. Son olarak seçmenler sandıklara neden gitmeli? Şimdi bir kere neden gitmeli? Türkiye insanı zaten gidecekler büyük oranda. Yani burada konuştuğumuz şey genellikle ortalama Türkiye'de %85'lerde. Yani. Evet. 24 Haziran'da ondan önceki son 1 Kasım seçimlerinde falan da %87'lerde gerçekleşmişti. Bu kez 80-85 aralığında olabilir
diye düşünüyorum yani, ben. Yani biraz ama düşme 80'in, bekliyorsun. 80'in de altına düşüyorsa o zaman artık iktidar zaten hani toplum iktidarı göndermeye karar vermiştir. Nedir bu? Erken seçim midir? Zorlayabilir evet. Yani o kadar radikal sonuçlar çıkarsa zorlanır iktidarda yönetmekte. Evet. Ama Türkiye insanı hayata müdahale edebilmenin, siyaset marifetiyle hayata müdahale edebilmenin tek mekanizması olarak seçimdeki oyu diye gördüğü için ve bunu bir kutsal görev gibi de gördüğü için yine eşini, çoluğunu, çocuğunu alıp sandık başına gideceğini sanıyorum ben. Ama bu dönem tartışılan şey ya da bu yerel seçime özgü olan birkaç tane yeni dinamik var. Bir genel ana karakter hep sözünü ettiğim, daha önce seninle de sıkça konuştuğumuz kutuplaşma ve kimliklere sıkışma ve üç ayrı Türkiye ve üç ayrı Türkiye'nin üç ayrı ihtiyaçlar ve talepler dizisine sıkışan, dolayısıyla da sayısal sonuçları çok farklı olmayan bir seçim rallisi yaşayıp geldik. Bu seçime özgü fark, bir yaşanan bu ekonomik sarsıntı, dolayısıyla kültürel pay hatları ya da kimliklerin ürettiği kutuplaşmalar kadar ekonominin ürettiği kaygı, önemli bir değişim olarak insanların o hanenin dirliği, düzenliği konusundaki tereddütü, geleceğe dair kaygılı bakışının da hem iktidar partisine hem muhalefet partilerine bakışlarında bir unsur, önemli bir unsur hem de. Onun için onun etkisinin ne olup ne olmayacağı meselesi var. Ama bir yandan da bizim yine gözlediğimiz şöyle bir durum var. Negatif kimliklenme diyoruz biz. Yani herkes kendi partisine çok eleştirel bakmaya başlamış. Kendi partisine, kimliğine değil ama partisine çok ciddi eleştirileri var. Hem CHP seçmeninin CHP'ye, AK Parti seçmeninin AK Parti'ye çok ciddi eleştirileri var. Ama ağırlıklı duygu hala kendi partisine bir eleştirirken ya da hatta ceza vermeliyim dürtüsü güçlüyken, yanı sıra daha güçlü bir başka dürtü var, öbür tarafa geçememek. Evet. Negatif kimliklenme dediğimiz bu. Dolayısıyla aşk insanlar nefret olarak AK Parti yandaşlığından daha çok CHP düşmanlığı ya da CHP yandaşlığından daha çok AK Parti karşıtlığından kendini konumlamak. Negatif kimlikleme dediğim şey bu. Dolayısıyla bu seçimde ağırlıklı belirleyici dinamiklerden birisi o negatif kimliklenme olacak. Dolayısıyla hem kutuplaşma bir tarafa çekiyor, ekonomik sarsıntı bir başka tersi tarafa çekerken bu negatif kimliklenme yine belli bir dengede tutuyor durumu. Dolayısıyla hiçbir şey değişmiyor gibi de değil bir yandan. Toplumda bütün duygularda ve siyasi tercihlerde ciddi bir hemhal olma var ya da hemhal olmaya teşne hal var. Ama partilerin, adayların, dillerin, kampanyaların ve genel söylemin, siyasetin bu bildik tarzın dışına çıkamıyor olmasından dolayı da negatif kimliklenme o bozan dengeleri yeniden kutuplaşmaya doğru bir merkez kaç kuvveti üretiyor denebilir. Evet. O nedenle bu seçimi belirleyecek ana dinamik, örneğin AK Parti veya CHP seçmenlerinin veya Binali Yıldırım veya Ekrem İmamoğlu'nun kendi seçmenlerinin ne kadarını yeniden bir kazanma ve kazanmalıyız dürtüsü, heyecanı yaşatarak sandığa getirecekleri, karşı taraftan alacakları oy oranından daha önemli veya etkin unsurdur. Evet, önceki konuşmalarından şunu anlıyorum. Sen AKP ve CHP oylarında belli bir düşmenin olabileceğini varsayıyorsun veya düşünüyorsun. Bunun yanında MHP ve İYİ Parti'ye olan ilginin de bir nebze artabileceğini yani, daha doğrusu şöyle söylemek, şunu söylememiz lazım. Bu seçimde özel bir durum daha var, o da bu ittifak meselesi. Evet. Yani tam ittifakın olduğu yerler var. Yani AK Parti ile MHP diyelim İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda tam ittifak halinde ama bazı ilçelerde kendi adayı var. Bazı ilçelerde belediye meclis listeleri de ayrı ya da illerde. Buna karşılık diyelim AK Parti, MHP burada ittifak yapmış ama CHP İYİ Parti ittifakı olan yerler var, olmayan yerler var. Veya HDP'nin aday göstermediği yerler var. Veya gerçek hayatta ve sokakta karşılığı olmayan Demokratik Sol Parti diye CHP küskünlerinin toplandığı ve aday olduğu başka bir parti var, az veya çok onlar da oy alacak. Dolayısıyla bir partinin Türkiye oyu şu oranda teşekkül etti demek mümkün değil. Yani hesaplamak mümkün değil. Çünkü hani HDP oyu örneğin, 30 ilde adayı yoksa o oylar bir yere gidiyor olacak ama dolayısıyla HDP Türkiye'de 11 aldı, 9 aldı, 14 aldı dediğimizde neyi eksik hesaplıyoruz onu da bilemeyeceğiz. Evet. Reel durum bu. Bu nedenle sayısal bu tür bir analiz yapmak mümkün değil. Ama benim gördüğüm evet,
iktidar blokunda MHP'nin, muhalefet blokunda da İyi Parti'nin ama daha çok MHP'nin özgül ağırlığının sistem ve Tayyip Erdoğan üzerindeki ağırlığının artacağını bekliyor. Çünkü bütün bu ekonomik sarsıntı başkanlık sistemi için öylesine büyük bir beklenti yükseltmesi yapıldı ki yani ne sorun olursa olsun başkan müdahale edecek ve anında bir hızla çözülecek. Öylesine inandırıldı ki özellikle ülkenin %50'si. Şimdi karşılaşılan her sorunda yeniden hatta beka sorununu bile tartışıyorsa başkan, o zaman demek ki sistem de bu problemleri çözmüyormuş diye derin bir hayal kırıklığı var. Ama bu negatif kimliklenmeden dolayı bu insanlar CHP'ye ya da muhalefet blokuna geçemiyor. O zaman akış, genel akış şöyle çalışıyor. Bir, AK Parti, MHP ya da CHP, İYİ Parti arasındaki geçişkenlik daha yüksek. İki, AK Parti'den MHP'ye akarken iktidar blokundan eleştirel durumda olan da MHP'den bir grup insan İYİ Parti'ye doğru akıyor. Ama MHP'nin özgür ağırlığı burada. Yani çünkü AK Parti'den MHP 2 alıyorsa birini İYİ Parti'ye kaptıracak ama biri burada. Biri burada. Dolayısıyla MHP'nin özgür ağırlığı da, sayısal ağırlığı da biraz daha seçimden sonra sistem üzerinde artacaktır. Evet. Bekir Ardur, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Değerli izleyiciler, 1 Nisan günü gene aynı saatte bu stüdyoda olacağız Bekir Ardır'la birlikte ve Bekir'e dün ne oldu diye soracağız. Bakalım sonuçlar neyi gösterecek. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programının 113.sünü dinlediniz. Gelecek hafta yine aynı saatte 114. programı izlemek üzere sizleri bekliyoruz efendim. Hoşça kalınız.